Piyasalarda FED toplantısının belirsizliğinin atlatılması sonrası, enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşmada ilerleme kaydedilmeye devam edilmesi durumunda, 2022 ortasında varlık alımlarının sonlandırılabileceği belirtiliyor. 2022'de en az bir faiz artışı öngören Fed üye sayısının 7'den 9'a, 2023 içinse 13'ten 17'ye çıkmış olmasını sindirmiş görünen piyasa, Fed'in bu duruşunun ekonomik büyüme tahminlerindeki iyimserliği yansıtmasına odaklanıyor. Evergrande'in borçlarında ödeme yapmayacağına dair herhangi bir açıklama gelmemesi, borçların yeniden yapılandırılacağına dair beklenti, Avrupa bankalarından Evergrande borçlarına önemli bir maruziyetleri olmadığına dair açıklamalar piyasalara nefes aldırdı. Çin hükümetinin, yerel yönetimlerin Evergrande'in batma olasılığına karşı hazırlanmalarını talep ettiğine dair, kaynağının ne olduğu bilinmeyen haberin önemli bir endişe yaratmadığı görüldü. S&P 500 endeksi Mayıs ayından bu yana en büyük iki günlük yükselişini elde etti. Gün içinde açıklanan Amerika Eylül ayı imalat ve hizmet PMI verileri ise beklentinin yarım puan altında kaldı. Haftadaki işsizlik maaşı başvuruları 320 bin beklentisinin üzerinde 351 bin olarak açıklandı. Bir önceki haftanın verisinde de ufak bir yukarı yönlü revizyon yapıldığı görüldü. Amerikan endeksleri son bir ayın hacim ortalamalarına paralel işlem gördü. Dow Jones %1.5 primli 34765 seviyesinde kapanış yaparken son 2 saatte priminin bir kısmını geri verdi. Tüm sektörlerin alıcılı kapanış yaptığı işlem gününde teknoloji ve petrol fiyatlarındaki rekor kapanışa paralel enerji sektörü %2.5 civarında primlenerek en iyi yükselişi kaydeden sektörler oldu. S&P 500 endeksi %1.2 primle 4449 seviyesinde seansı sonlandırdı. Enerji %3.4, finansallar %2.5 primlendi. Altyapı ve gayrimenkul sektörlerinde ise %0.5 civarında satışlar görüldü. Avrupa endekslerinde işlem hacimleri son bir ayın ortalamasının üzerindeydi. DAX %0.9 primle 15.644 seviyesinde kapandı. Teknoloji %1.8, komünikasyon %1.5, keyfi tüketim %1.2 primlendi. Temel tüketimdeki yata eksi kapanış istisna olmak üzere diğer tüm sektörler primli kapanış yaptı. Faiz artırım beklentisi dünkü Merkez Bankası toplantısıyla öne çekilen İngiltere'de FTSE 100 endeksi 7078 seviyesinde yatay kapanış yaptı. Ham madde %0.5, enerji %0.4 primlendi. Altyapı %1, keyfi tüketim %0.9, temel tüketim %0.6 geriledi. Kakaran 40 endeksi ise %1 primle Perşembe gününü 6702 seviyesinde sonlandırdı. Bugün Almanya'da AFO anketleri, Amerika'da ise Ağustos ayı yeni konut satışları açıklamaları takip edilecek ve Fed Başkanı Powell, Fed üyeleri Bowman ve Clarida, pandemi toparlanmasının tartışılacağı panelde yer alacaklar. Farklı sektörlerden yetkililerin görüşlerini sunacağı panelde Powell açılış konuşmasını yapacak. Amerikan tahvil getirilerindeki genişleme ve hisse senedi piyasalarındaki toparlanma dolar üzerinde baskı yarattı. Dolar G10 para birimlerinden sadece Japon Yeni'ne karşı değerlenirken en fazla Norveç Kronu karşısında %1.1 oranında değer kaybetti. Çarşamba günkü FOMC toplantısı sonrasında 93.50 seviyelerine ulaşan dolar endeksi günü %0.45 civarında eksi de tamamladı. Önemli destek 93 seviyesi ise korundu. İngiltere Merkez Bankası enflasyondaki artışı kontrol altına almak için Kasım ayında faiz oranlarını artırma olasılığını yükseltti. Merkez Bankası ayrıca gelecekteki herhangi bir sıkılaştırmanın faiz artırımıyla başlaması gerektiğinin de üzerinde durdu. %2'lik enflasyonu Merkez Bankası tarafından hedeflenirken, yetkililer oranın yılın son 3 ayında geçici olarak %4'ü aşabileceğini söyledi. Sterlin dolar paritesi gelişmelerin ardından gün içinde en yüksek 1.3751 seviyesini gördü. Ancak Amerika seans kapanışına doğru parite üzerinde hafif geri çekilmeler görüldü ve %0.8 civarı kazanımlarla 1.373 seviyesinde fiyatlandı. Gün içerisinde yukarı yönlü trendin hakim olduğu euro dolar paritesinde de 1.175 seviyesinde seviyesi direnç rolünü üstlenirken, kapanış %0.5 civarında primlerle 1.17.45 seviyesinde oldu. Devlet tahvili getirileri, İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyondaki artışı kontrol altına almak için 2021'de bir faiz artırımına kapıyı açmasının ardından, 10 yıllık getirisinin Mayıs ayından bu yana ilk kez %0.9'u aştığı Birleşik Krallık piyasası öncülüğünde dünya genelinde tırmandı. Amerikan hazine getirilerinde 30 yıllıkların 13 bas puan genişlemesi öne çıktı. 10 ve 30 yıllık Amerika getirileri sırasıyla %1.43 ve %1.94 seviyelerine ulaşırken, getiri eğrisindeki son dönemde gördüğümüz yataylaşmanın seansın ilerleyen saatlerinde tersine döndüğü görüldü. Yatırımcılara negatif getiri sunan Almanya 10 yıllıkları ise eksi %0.26 seviyesinde fiyatlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa beklentisinin aksine 100 bas puanlık indirimi, Türk lirası dolar paritesi üzerinde baskı yaratırken tahviller üzerinde de satıcılı bir tablonun hakim olmasına neden oldu. İlk tepki olarak 15 ila 20 bas puan genişleyen getirilerde en yüksek sıçrama 5 yıllıklarda görüldü ve 25 bas puanla getiri %5.42 oldu. Açıklama öncesi 400 seviyesinin altında bulunan ülke risk primi kısa sürede yükselerek 412 seviyesinde işlem gördü. Şirket kıymetleri de hafta genelinde hafif satışlar görürken, sinir kıymetler dışında alım ilgisi zayıf oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.